Demek gönülde keçi inadı var. Kadın milletine laf anlatmak çok zormuş. Öyle mi Tuna? Gönül, ben bir şey karıştım. Ben o anlamda demedim. Yani keçi inadı der ki şimdi bakın inat. Yani mesela inat ama keçi ne? Tiftik keçisi mesela. Nesli tükenen bir canlı olduğu için. Yani keçi inat. Ay hiç lafı değiştirme Tuna. Ne demek istediğini ben çok iyi anladım senin. Ben o kadın milleti dediğin grubun bir mensubu olarak... Bunu nasıl söylersin onu anlayamıyorum yani. Yapma ne olursun. Bak Gönül kendine haksızlık ediyorsun. Anlayamıyorum. Ya sen çok iyi anlıyorsun da ben o anlamda demediğimi anlatamadım. Ben esas senin ne demek istediğini anlamıyorum Tuna. Çok karışık kuruşuk konuşuyorsun. Çok rica ederim Gönül. Yani karışık olabilir ama hiç kuruşuk değil bir. Ben açık açık anlıyorum. Yani niye sen kuruşuk diyor? Benim çok açık yani ben ne demek? Tam bak şöyle düşün. Bir dakika susar mısın? Ben senin ne demek istediğini gayet iyi anladım da... Nasıl böyle laflar ettin onu anlayamıyorum yani. Ya Gönül yapma ne olursun. Bak benim yaptığım son derece basit. Yani ben herkesin anlayacağı... Yani ben şimdi öyle bir şey yapayım ki herkesin anlayacağı bir dil olsun anlamında. Yani karışık olmasın. Yani senin dediğin şey bak şöyle düşün. Yani sen ne anlatırsan anlat Gönül. Anlattıkların yani karşındakini anlayacağı kadardır. Tanıdığım Tuna gitti. Yerine başka biri geldi. Hes. Çok özür dilerim ya Gönül. Hakikaten bana yakışacak bir şey değildi bu ya. Ben ne desen haklısın. Gerçekten özür dilerim ya. Ayıp oldu hakikaten. Çok ne diyeceğim bilemiyorum yani. Neyse. Zaten fark edince sildim ben Gönül. Hemen sildim. Yani orada öyle bir şey hakikaten ne ayıp. Fark edince silmedin Tuna sen. O benim de içinde bulunduğum gruba attığın için o mesajı sildin sen. Ama yani sildim yani. Kesinlikle haklısın ya. Ne diyeyim? Ya özür dilerim Gönül. Yani bana yakışacak bir şey değildi ya. Doğru söylüyorsun. Öyle laf mı yazar Tuna yani? Çok ayıp ya hakikaten. Bilemiyorum yani. Ya affet beni Gönül. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Dediğim gibi çok özür diliyorum. Senden mi beni affetmeni rica ediyorum yani. Bu konu öyle kolay kolay kapanmaz Tuna. Kolay kolay kapanmaz ben sana söyleyeyim. Sen benim arkamdan konuş. Ondan sonra da geç özür dile affet beni filan. Ya niye arkandan konuştun? Tabii arkamdan konuştum. Arkamdan konuştum Tuna. Yapar mıyım öyle bir şey ben Gönül? Yapmışsın işte. Yazmışsın. Haloa yazmışsın. Ama haloa yazdım. Yabancıya yazmadım ki ben. Tamam o zaman. Haloa yazdın söyleme değil ya. Problem yok yani. Yani ayrılık olmaz zannedeceğim bu şey. Tabii. O zaman. Gönül. Gönül. Ya hadi. İç gönülüm benim, iç yarasın. İçemem ben, gidemem ben. Hadi lütfen susar mısın? Sinirimi bozuyorsun, sus. Başka şarkı söyleyeyim Gönül. Başka lütfen, mümkünse hiçbir şey söyleme. Tamam mı? Kalbim çok kırıldı. Söyleyeyim sana yani. Benim bir tanemin kalbi mi kırılmış? Ben mi kırmışım o güzel gözlümü, şirin sözlümü, bal kabağımı, reçelimi, bir tanemi? Lütfen Tuna, lütfen. Ben tutu dillim. Tuna, lütfen. Lütfen yani. Ağzım affettim dese bile gönlüm aynı şeyi söylemeyecek. Bunu biliyorum yani. Ah benim gönlümün gönlü aynı şeyi söylemiyor mu? Benim gönlümün gönlü aynı şeyi söylemiyor mu? Hadi affet beni bitsin bu iş gönlücüğüm. Hadi bir tane benim. Hadi güzel karım benim. Şımarma hiç lütfen. Yani çocuklar duymasın diye sakin oturuyorum şurada Tuna. Lütfen. Yani pişmanım diyorum ya affet. Bak dile benden ne dilersen. Gerçekten. De ki Tuna şunu yap. Ya emrine amade her şeyi yaparım ben. Yeter ki beni affet. Dile benden ne dilersen. Bak yemin ediyorum sana buraya, şuraya yazıyorum bak. Ne istersen yapacağım. Söz veriyorum sana. Hadi ne olur. Affet. Şimdi sen ne istersen onu yapacaksın öyle mi Tuna? Söz veriyorum Gönülcüğüm. Ne istersen yapacağım. Ya benden dile. Ya bir şey iste benden. Hemen anında yapacağım yani. Sana yemin ediyorum yani. Sen bir şey istediğinde ben ne zaman yapmadım zaten hayatım. İste benden yapayım hemen Gönül. Tamam. 24 saat boyunca ben ne istersem onu yapacaksın o zaman. Söz veriyorum sana. 24 saat boyunca ne istersen onu yapacağım ben sana. Daha da yaparım istersen. Affettin mi beni? Hayır affetmedim tabii ki de. Cezanı çekmene müsaade ediyorum. Sen yeter ki iste. Senin elinden ceza çekmek bile benim için çok büyük bir onurdur, keyiftir. Bal kabağım. Kabak mı? Evet, bal kabağım yani. Ne kabağı ya? Bal kabağı Gönül. Aman bana kabak deme de ne dersen de Tuna. Demeyeyim canım, ben senin bal kabağını şey anlamında söyledim ben. Yani şimdi böyle turuncu giymişsin ya. Hani bal kabağı, turuncu kabak yani. Deme. Tabii demeyeyim. Ben sana şey diyeyim Gönül, balım diyeyim sana. İyi tamam. Balım diyeyim sana. Balım tamam, balım mısın? Sen benim balımsın. Dile benden ne dilersen Gönülcüğüm. İyi, o zaman bana bir bitki çayı yap. Hemen sana bitki çayı yapayım. Sen yeter ki iste. Aman aman kuçu kuçuyla pisi pisi geldi Gönül. Şöyle de bitki çayı yapacağım. Siz de ister misiniz çocuklar? Yok babacığım. Bakıyorum yine hamaratlığın üstünde.
24 saat boyunca Gönül ne isterse onu yapacağım ben. Bitki çayın geliyor Gönül. Geçin çocuklar, geçin. Güzel fikir aslında, biliyor musun? Gel biz de oynayalım. Ama ilk yarışmacı sen olacaksın. Aa, niye ilk yarışmacı ben oluyorum? Sen ol. Çünkü sen daha güzel hizmet edersin de ondan. Öyle mi? Bence sen daha güzel hizmet edersin. Adalı sen süslüydün değil mi ya? Ama hiçbir şey yapma, süsün bozulacak. Ne biçim konuşuyorsun kardeşimle? Bırak Gönül abla ya, uğraşsın. Zaten bu benim son görüşlerim. Ya kızım deme şöyle, üzülüyor. Merveciğim iyi ki baban yok. Biliyorsun duygusal böyle laflarla dağılıyor biraz. Yapma. Gülcüm, bitki çayın geldi. Hadi. Afiyetler olsun sana. Oh. Teşekkürler. Başka bir arzun var mı hayat? Şimdilik yok, teşekkürler. Aa, aslında Gönül abla babama söylesen de benim ödevlerimi yapsa. Ha? Aa, evet anne, bir de söylesene ya. Bir zahmet yarın benim yerime de sınava girsin. Şöyle abartmayın isterseniz. Ama hani ne istiyorsan yapacaktı Gönül abla. Yani ne olurdu ödevimi yapsa? Aşk olsun yani. Ya evet. Çok mu zor bizim için bir şey istemek anne? Saat bayağı bir geç oldu. Artık odalarınıza hadi. Lütfen. Uyuyun. Yarın okul var çünkü. E ne olacak anne, işte Tuna abi bizim yerimize de uyusun. Hatta Gönül abla söylesene bizim yerimize okula da gitsin sabah. Hadi hadi tamam hadi. Hadi. İyi geceler, iyi geceler. Çocukların maskarası oldum yani Gönül. Cezanı çekeceksin Tuna. Nasıl olmuş? Güzel. Oturabilir miyim Gönül? Evet Tuna. Biraz bal mı getirsen acaba? Yaz yapış yapış yapma etrafı. Tamam, merak etme, merak etme hayatım. Bal getiriyorum. Balım benim. Balım benim. Mısırlar da pişti. Prensesimin mısırları. Tuzu az bunun. Tuz mu getireyim? Ah, bandanın da pili bitmiş. Onu da halledi ben. Tamam, önce pili getireyim, sonra tuzu getireyim o zaman ben. Hayır, hayır, hayır. Tuzu getir. Çünkü bunlar soğuyacak. Yoksa yeniden patlatmak zorunda kalırsın. Tamam, önce tuzu getireyim, sonra pili hallederim ben. Aha. Evet. Aramadım, yer kalmadı. Pil yok evde ya. Bulamadım yani. Aa. O zaman yapacak bir şey yok. Televizyonun üstünden sen değiştireceksin kanalları. Bir değiştiririm bir tane. Yeter ki sen iste hayatımın içi. Değiştiriyorum. Sen isteyince dur de bana. Ha, dur buna biraz bakayım. Ay. Ay yok, sıkıldım ya. Sıkıldım, değiştirir misin? Bakayım. Bir dakika. Bir dakika dur. Yok, bu sarmadı. Bas. Bas. Tamam. Evet, biraz dursun bu. Ay yok ya. Aynı laflar. Değiştir. Bunu değiştir Tuna. Bak. Tamam mı bu Gönül? Değil Tuna. İtirazın mı var? Yok. Yani şey açısından dedim. Yani tamam sağ açısından dedim yani. Değiştir. Canım çay istedi benim ya. Hey, çay yapar mısın bana? Ben yaparım. Yapması da müşter. Çay. Evet. Bir de orada göreceksin. Kek var. Keki de rica ediyorum. E, tabii canım. Aa, bunlar, bunlar. Bunları götür. Götüreyim. Çay ve kek. Tuzu unuttun. Mutfağı da pırıl pırıl yaptım. İyi. Oh, yoruş beş, iki dakika otur. İyi de
Bir şey söyleyeceğim. Ah, söyleyeceğim. Yatmadan önce yarının yemeklerini yaptılar. Yaparım, yaparım. Yaparım da çok yoruldum gönüllü. İki oturdum, belim ağrıdı vallahi. Yemin ediyorum. Oh. Hmm. Ay. 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 Oh. Ay. Alo efendim Derya'cığım. Yo öyle oturuyoruz. Boşuz boşuz. Ne? Ha tabii. Ha tabii tabii tabii. Tabii hallederiz biz, merak etme sen canım. Tamam oldu. Görüşürüz. Ne oldu Gönül? Benim yan bloktaki arkadaşım var ya Derya. Hı. Bodrum'a gidecekmiş. Böyle 3 tane kocaman bavulu varmış. Ben de düşündüm. Sen ona bavullarına yardım edersin. Bir de havaalanına bırakıverdin. Ben niye yardım ediyorum Gönül? Yani durup dururken ben... Ne alakası var Derya'nın? Nasıl ne alakası var? Bavulunu ben niye taşıyorum Derya'nın Gönül? Başkası taşısın. Tuna, 24 saat benim istediklerimi yapacaktın hani. Ne oldu? Gönülcüğüm ben senin her istediğini yaparım da başkalarının şeylerini de yaparım. Bunu istiyorum işte. Ama ben senin için... Ama şey ben bunu istiyorum şu ama anda. Gönül yani... Peki tamam. Yani sen... Yani bu arada asansörleri bozukmuş onların. Biraz merdiven çıkman gerekecek. 10. katta değil mi onlar? Evet, evet. Hadi kolay gelsin. Ben bunun kapıcıyı arasam... Evet Tunacığım. Hani istediklerimi yapacaktın? Nerede yani, nerede? Seni affeden de kabahat o zaman ha? Öyle mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.